LGS'ye son 222 gün. 222. Gerçekten mükemmel bir pazartesi, harika bir pazartesi hızlı bir şekilde başlıyoruz. 222 diyoruz ve hayallerimize de inşallah hedefi 12'den vuraraktan kazanacağız. Günün sözüne baktığımızda Jim Henson diyor ki: "Eğer yaptığınız şeyi önemsiyor ve onun üzerinde çok çalışıyorsanız, istediğiniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur." diyor. Gerçekten çok önemli bir söz. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Yaptığımız şeyi önemsiyoruz. Hatta yabancıların da bir sözü var. No pain no gain. Yani sıkıntı çekmeden başarı olmaz diyor. Yaptığımız şeyi önemsiyoruz. İyi bir lise kazanmak istiyoruz. Çalışıyoruz da hatta çok da çalışıyoruz. Ve mutlaka da kazanacağız arkadaşlar. Asla vazgeçmemize gerek yok. Günün yorumuna baktığımızda efsane kemancı 470 beğeni almış. bayağı bir efsane bir beğeni almış. Sorusu. Hocam soru çözünce yanlış yapıyorum. Olabilir. Yanlış yapınca mutsuz oluyorum. Hmm. Başkaları benden fazla doğru yapınca üzülüyorum. Ama yanlış soruların da beni geliştireceğini biliyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar eğer sizin de böyle bir sıkıntınız varsa beğenirsiniz, beğenir misiniz yorum Şimdi birincisi sevgili efsane kemancı. Öncelikle sen doğru yoldasın. Çünkü yanlış yapıyorsun demek ki çalışıyorsun. Yani başarının bedeline ulaşmak için yani başarıya ulaşmak için bir bedel ödüyorsun. Bak çok güzel bir söz var. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Dolayısıyla sen şu dönemde 8. sınıfta ciddi bir şekilde çalışıyorsun. Gayret gösteriyorsun, sorular çözüyorsun, yanlış yapıyorsun, mutsuz oluyorsun. Bu da bir bedel. Mutsuz olmak da bir bedel. Ders çalışmak nasıl bir bedelse, doğru yapmak nasıl bir bedelse, o mutsuzluğu yenmek de bir bedel. Sonuçta arkadaşın doğru yapıyor, sen yanlış yapıyorsun ama sen vazgeçmiyorsun. Çünkü vazgeçenlerden bir adım öndesin. Ve şunu asla unutma. Sen şu anda bütün bunları yaparaktan esasında senin büyüklerin gibi. Yani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Atatürk'ü düşün. Daha çok, biraz daha geriye git, Kaan Sultan Süleyman'ı düşün. Biraz daha geriye git, Fatih Sultan Mehmet'i düşün. Bilim insanlarını düşün. Başarılı olmuş Aziz Sancar'ı düşün. ...hiçbiri hop çikilop çalıştım başarılı oldum demedi. Mutlaka yanlışlar yaptılar, hatalar yaptılar. Mutlaka duymuşsunuzdur. En, e, Edison bin defa deneme yapıyor, bininde de yanlış yapıyor. Yani rezil artık ya vazgeç kardeşim. Vazgeçmiyor ve sonunda da başarıyor. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz. Zamanında gereken adımları atacağız. Sonradan da o adımlar atmak zorunda kalmayacağız. Bak sen şimdi mutlu oluyorsun ya. İleride çalışmadığın için çok daha fazla mutsuz olursun. Gayret göstermediğin için çok daha fazla mutsuz olursun. Gayret gösterip sonucu ne olursa olsun ben görevimi yaptım, vazifemi yaptım, artık bundan sonrası tevekkül edeceğim dersin ve mutlaka da Hayallerindeki okulu kazanırsın hiç endişelenmene gerek yok çünkü sen gayret gösteriyorsun. Günün kaynağına baktığımızda paragrafon kitabı arkadaşlar gerçekten e, paragraf adına efsane bir kitap. Bütün öğrenciler zaten biliyorlar 8. sınıftaki bütün öğrencilerimizden çok güzel yorumlar aldık. Geçen sene kazananlar da 10. önceki sene kazananlar da her zaman paragraf 10 çözümeden sınava girilmez diyorlar. Sizler de mutlaka onar denemeden oluşan ve önünde paragraf fix yani fix paragraf takdiri olan bu kitabı çözün. Milliyetin Bakanlığı'na yüzde yüz 2020 legesi yüzde yüz uyumlu. Günün okulu Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi günün okulu değil ki. Yüz okulu. Yani gerçekten efsane sonuçları var. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Lisesi'nde benim çok fazla öğretmen arkadaşım var. Diyor ki ya bu okuldakiler daha çok Sorbon'a gitmeye çalışıyor. Yani Fransa gitmeye çalışıyor. Türkiye hiç fazla önemsemiyorlar. Yani böyle tıpmış Boğaziçi'ymi çok önemli değil diyor. Sınıfın genellikle kötüleri böyle Boğaziçi'ne falan gidiyor diyor. Çünkü onlar hep daha farklı şeyler istiyorlar diyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de tıp falan okumak istiyorsanız Galatasaray Lisesi sizin için fazla olabilir. Gerek yok yani. Ama ben farklı hayallerim var diyorsanız o zaman Galatasaray sizi bekliyor. Temizlediler, iyice dezenfekte ettiler. Hazır arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Başaracağınızı biliyoruz arkadaşlar. Vazgeçmeyin ve kazanın. Hadi bakalım.